Sevgili Galyalılar, Davulunmaz Altı Işım'a hoş geldiniz. Bugün ekmek üzeri ipeksi yumurta yapıyoruz. Muhteşem bir kahvaltıda böyle bir ekmek üstü lezzeti. Kahvaltının boyutunu tümüyle değiştirecek. Ben Van'da serpme kahvaltı dışında hiçbir şey yiyemiyorum diyenlerin aklını başından alacak muhteşem bir ekmek üstü. Size birçok puan kazandırmaya geliyor bu tarif. Aynı gün çektiğim belli olmasın diye üstümdeki şeyi çıkardım. Bugün ipeksi yumurta yapıyoruz. Peki bu ipeksi yumurtanın normal yumurtadan farkı nedir dersek, bu bir omlet değil, bu bir çırpılmış yumurta değil, bu bir sahanda yumurta değil. Bu böyle ipek gibi dokusuyla kıvrımları arasında biriktirdiği o ıslaklık, o nemle ağzımızda bayram şenlik havası yaratacak bir yumurta. Yapması çok basit. Sadece birazcık böyle gözümüzle kontrol edip aynı zamanda muhabbeti de korumamız gerekiyor. Bu hem bize ne yaptığımızı biliyormuşuz havası verecek. Aynı zamanda da sunduğumuz zaman bizim kredi notumuzu inanılmaz yükseltecek bir yumurta. O zaman şimdi tarife geçelim. İlk olarak bu böyle ekmek üstü bir tarif. Yani elinizi alıp tek böyle tık 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 lokmayla atıp geçeceksiniz. Eğer üşeniyorsanız ekmek kızartma makinesiyle kızartabilirsiniz. Ama bence tereyağlı kızarınca çok daha lezzetli oluyor. Şöyle elimizi korkak alıştırmadan... Kalın bir dilim bizim için ideal bir başlangıç olacaktır. Şöyle güzel bir çelik tava. Bu tarif böyle bir Fransız tarifi gibi yakın bir şey olduğu için tereyağı bol olacak. O yüzden ay bunun tereyağı çok fazla, biz bunu yiyemeyiz şöyle böyle. Fransız mutfağının 3 kuralını uygulayacağız burada. Tereyağı. Tereyağı ve tereyağı. Tavanın altını yaktığımı söylemeye gerek yok herhalde. Tereyağı işine biraz sinirlendim ben. İçselleştirdim onu, o yüzden pasif agresif anlatacağım bundan sonra. Bu arada tereyağınızı daha önceden çıkartırsanız, yani benim yaptığım gibi dolaptan direkt çıkartmazsanız, o biraz daha böyle yumuşar. Doğalgaz faturanıza göre yumuşama süresi değişebilir. Ama o biraz daha yumuşar. Daha özenli bir kişi olduğunuzu da karşı tarafa göstermiş olursunuz. Hani maksa tereyağından böyle fok gidi fok gidi fok gidi yağ çıksın, rengi değişsin değil. Tereyağımız erisin, ekmeğimiz de kızartacak seviyeye gelsin. Aradığımız erimişlik düzeyi bu. Tereyağı eridi. Biraz da böyle fıçı 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 yapmaya başladı. Ekmeğimizi içine atıyoruz. Daha sonra hemen diğer tarafını çeviriyoruz. Altını kısıyoruz. Ekmeğin bir yüzü tüm yağı emsin istemiyorum. İki tarafına da güzelce dağılsın istiyorum. Sonra bunları kısık ateşte kırt 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 olana kadar 3 tane yumurta. Bu böyle 1-1,5 kişi. Yani 2 kişiyseniz 5'e çıkabilirsiniz ama yumurtanın boyutuna bağlı olarak bence en az 3 yumurta bizi daha mutlu edecektir, daha tatmin edecektir diye düşünüyorum. Özellikle ekmek diliminizin boyutu biraz battal boysa. 3 yumurtamızı burada olay çok çok iyi çırpıyoruz. İçine bolca hava girsin ve mümkün olduğunca fazla kabarsın. Bu aşamada içine ben bir şey koymayı genelde tercih etmiyorum ama siz süt, krema ya da suyla takviye edebilirsiniz. Kullanacağımız şöyle bir yapışmaz tava, mümkün olduğunca küçük bir şey kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu böyle 3-4 yumurta için ideal bir tava boyutu. Çünkü neden? Biz böyle yumurtayı yayıp böyle bir omlet moduna sokmadan derli toplu dursun. İçinde çıkardığı o buhar kendi içinde kalarak onu iyice böyle pofuduklaştırsın istiyoruz. Yoksa geniş bir tava kullanırsak yumurtamız omlete doğru gidecektir. Yumurta aslında mutfağın en kolay işlerinden biri gibi gözükse de belli teknik aşamaları var. Bunları atlattıktan sonra gerçekten çok kolay ama ha yumurta mı yaparız ederiz dediğiniz zaman ya omlet yiyorsunuz ya katı yumurta yiyorsunuz. Bu aradaki fantastik lezzetleri yakalayamıyorsunuz. Bakın şöyle güzelce çırptığın zaman zaten üzerinde incecik bir köpük tabakası oluşuyor. Ekmeğimiz tam aradığımız kıtı 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 kıvama geldi. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Tavada sıcak olarak kalacak. Diğer aşamaya geçiyoruz. Yapışmaz tava. Yeniden Fransız mutfağının kurallarından ikincisi yani tereyağı. Üçüncüsü yani tereyağı. Bu arada tereyağı böyle yanmaya müsait bir yağ çeşidi olduğu için içine biraz da böyle aromasını arttırmak için zeytinyağı koyuyorum. Bunu Fransızlara söylemezseniz sevinirim. Fransız şefler gelip özellikle Eric Rupin Cordon Bleu'den gelip size böyle pis pis bakabiliyor. Buradan da Erik Şef'e selam söylüyorum. Burada önemli olan tereyağının renk değiştirmemesi. Son bir çırpma yapıyorum. Yumurtamı içine döküyorum. Amacımız şöyle altta hafiften kendini tutacak bir doku oluşması. Altı çok kısık ve her daim ısı kontrolünde bulunacağız. O yüzden biraz gözünüz üzerinde olmasını istiyorum dedim. Altında bir tabaka oluştu. Bu tabaka oluştuğu zaman şöyle hafiften kenarlardan ortaya doğru katlayarak yeniden böyle bir tabakanın oluşmasına izin vermek amacımız. Şu
yumurtanın içinde ve arasında kalan kısımlar da işte bizim aradığımız o ipeksi doku. Bu arada altı hala açık ama çok böyle belli belirsiz. Yumurtanın pişme sıcaklığı çok düşüktür. O yüzden bu aşamada ısı kontrolüne dikkatli oluyoruz. Renk vermesini istemeyenler beyaz biber kullanabilir ama ben karabiberi çok daha erişilebilir ve lezzetli buluyorum. Bir pınçır tuz, hatta bir tık daha. En son süslemek için varsa güzel böyle bir yaprak tuz bizi çok daha memnun eder. Isıyı tümüyle kapattım. Şu aşamada zaten bizim ipeksi yumurtamız bitti. Ay ben bunu yiyemem demeyin. Bu aslında içinde buhar birikmiş, bütün böyle yumurtanın lezzetini hapsetmiş olan tabaka. Hatta şöyle biraz pişmediğini düşünüyorsanız bakın, altı hiç renk almayacak. Üstünden şöyle 2-3 fıt fıt var. Onları da indirip şu anda altı tümüyle kapalı. Yani yumurtaya başarılı olmasını isteyen proje bir çocuk gibi davranıyorum. Elim gözüm sürekli üzerinde, devamlı dürtüyorum. Piştim mi pişmedim mi, hadi oğlum ders çalış, onu yap bunu yap. Bu böyle proje bir yumurta. Şu an zaten bu yumurtamız pişti. Anlamayanlar için bir daha. Yumurtayı böyle tavada porsiyonlayabilirsiniz. Ekmeğin üzerine gelecek kadar. Üzerine seriyorum. Biliyorsunuz ki bu yumurtanın üzerine taze soğan koymadan olmaz. İsteğinize göre kaşar rendeleyebilirsiniz, İzmir tulumunu rendeleyebilirsiniz, parmesan rendeleyebilirsiniz. Ama bence bu yumurtaya en çok yakışan şey taze soğan ve yumurtanın kendisi. Yumurtamız tabakta. Üzerine şöyle güzel bir incecik doğranmış taze soğan ve son dokunuş olarak da yaprak tuz. Bütün her şeyi üst üste koyduk. Son tuz dokunuşunu da yaptık. Muhteşem bir tarif. Ekmeğin kıtırtısı, içindeki su, yaptığı dalga anlayamazsınız. Süper bir tarif olmuş. Yani resmen 3 dakikamızı falan aldı bunu yapmak. Ama kahvaltılara çığır açacak bir tarif olduğuna emin olabilirsiniz. Tarifi beğeniyorsanız, yapıyorsanız bunu benimle paylaşmayı unutmayın. Çok fazla bütçe ayırmak istemediğimiz için grafik ve animasyon departmanımız yok. O yüzden beni Instagram'dan takip ederseniz, üzerine bir de yaptığınız tarifleri bana gönderirseniz hepsini paylaşıyorum. Çok da keyif alıyorum açıkçası bu tariflerin sizin tarafından yapıldığını görmekten. YouTube'da da işte beğenin, likelayın falan filan, zilet basıp kaçın, hepsini yaparsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Peksi yumurtanın ne farkı var normal yumurtadan, omletten derseniz? Çok farkı var. Ne oldu? Üstün aynı. E aynı olsun. Ne bileyim, değiştirsen daha mantıklı değil mi? Yo, ben hep böyle giyineceğim ki. Hep aynı şey mi giyeceğiz? Evet, siyah hep siyah giyineceğim.